Türk ve ticaret gündeminden herkese merhaba efendim. Bu yeni programımızda hem gümrük müşavirliğini hem de sektörün önemli sorunlarını, ticaretin gündemini konuşacağız. Bu yepyeni programın içeriğinde sektör temsilcilerini ağırlayacağız ve ilk programda da bugün bizlere Serdar Keskin eşlik edecek. Kendisi İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı. Serdar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İlk programı sizinle başlatıyoruz ama tabii başlamadan önce de aslında sabah saatlerinden bu yana konuşuyoruz. Malum 6 Şubat depreminin yıl dönümü ve dolayısıyla tabii bir kez daha depremde bu büyük felakette hayatını kaybedenleri rahmetle analım. Unutmuyoruz elbette. Aradan bir sene geçti. Kendi gündemimize dönmüş olsak da zaman zaman tabii biz de yayınlarımızla içerik olarak işlesek de her zaman aklımız kalbimizde orada. Çünkü bölgede hala toparlanma çabası devam ediyor. Dolayısıyla bir kez daha anmış olalım. Ve Serdar Bey'in de konuyla ilgili söyleyecekleri var. Dolayısıyla buyurun lütfen. Büyük depremin birinci yıl dönümü sizin de belirttiğiniz gibi 7.7 büyüklüğünde oldu. Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde oldu. Oradaki canları yitirdik. Vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyoruz burada. Ümit ediyorum ki bir yıl içerisinde yaralı vatandaşlarımız da iyileşmiş olsun. Onların da yaraları sarılmış olsun temenni ediyorum. Evet, en çok da manevi yaralar değil mi? Yani onların geçmesi çünkü çok daha uzun sürüyor dediğiniz gibi. Şimdi dönelim. Tabii gümrük müşavirliğinin özellikle işte belli başlı kuralları, kanun çerçeveleri, bir takım değişiklik beklentileri, zaman zaman çeşitli işte bürokrasi ile süreçler devam ediyor. Bunların giderilmesi yani eksikliklerin ya da problemlerin giderilmesi anlamında. Şimdi tabii önce ben kabahatler kanunundaki meseleyle başlamak istiyorum. Kabahatler kanununa göre bir iştirak konusu var. Bununla ilgili görüşmeler de devam ediyor. Biraz detayından bahseder misiniz? Nedir durum? Kabahatler kanunu 5326 sayılı 14. madde bizim rahatsız olduğumuz bir madde. Burada şöyle bir örnek vereyim. Gecenin bir saatinde Salacak'ta 3 tane arkadaş yürüyüş yapıyor. Bir tanesi durup dururken nara atmaya başlıyor. Bu kabahatler kanunun mantığına göre kabahat işliyor. Bu doğru. Ama yanındaki iki arkadaş nara atmıyor. Dolayısıyla onlar kabahat işlemiyor. Biz de şimdi beyanname gümrük müşaviri sıfatıyla 54 nolu sütuna imza atıyoruz. Burada bir firmaya ceza geldiği vakit bizi de iştiraka sokuyorlar. Yani bir koyundan iki post oluyor. Bunun çözümü şu. Adalet Bakanlığı'nın çıkardığı bir yasadır. Bizim bakanlığımız oraya yazarsa Adalet Bakanlığı bunu düzeltebilir. Yani 4458 sayılı gümrük kanunu, kabahatler kanunu uygulanmaz demeleri yeterli. Veya gümrük kanununa geçici bir madde bir cümle koyulabilir. Bu kanunda kabahatler kanunu uygulanmaz diye. İkisi de işimizi görür. Yani şöyle tarif edelim mi? İthalatçı bir firmaya siz gümrük beyannamesi hazırlıyorsunuz. İthalatçı evet. Firmanın bir ceza ya da vergi durumu oluşuyor. Evet. Bununla ilgili gümrük müşaviri de sorumlu değil mi? Size de bir ceza geliyor. İştiraka sokuyorlar bizde. Evet. O ceza kadar bize de ceza geliyor. Dolayısıyla da bu tabii şirketleri, sizin gibi şirketleri aslında sıkıntıya da sokan bir durum. Bakanlığımızla bu konuda istişare halindeyiz. Biz de Türkiye'de 5 derneğiz. Gümrük kanunun içinde kurulmuş derneğiz. Aslında dernekler kanununa tabi değiliz. Peki şimdi bir de müteselsil problemi var. Bununla ilgili mesela şu anda nedir durum? Eski kanunda 1615 sayılı mülga eski kanunda bizim müteselsil sorumluluğumuz yoktu. 99'da kabul edilen Şubat 2000'de yürürlüğe giren, halen yürürlükte meriyette olan 4458 sayılı gümrük kanununda müteselsil sorumluluğumuz var. Bu çok ağır bir şey. Yani diyelim ki Türkiye'de çok saygın bir firmanın işini yapıyorsunuz. Yurt dışına bağlı bir firma, yurt dışı diyor ki Türkiye'deki firmayı kapat diyor. Ya yani Panasonic örneğini verebilirim. Bu firmaya gelen bütün gümrük vergi ve cezalar bizlere rücu ediyor. Bizim bunları ödememiz mümkün değil. Hileli iflaslar da oluyor. Yani eşine, bütün malını mülkünü eşine aktarıyor. Bir iş adamı, tabii tenzih ediyorum herkes değil.
Daha sonra da iflas ettim diyor. Ona gelen cezaları da biz ödüyoruz. Milyon milyon cezalar, bunlar çok ağır. Bizim önerimiz, yazımız da var bakanlığımıza. Hı hı. Kanunda minik bir değişiklik istiyoruz. Her ithalat beyannamesine, her işleme bir komisyon faturası kesiyoruz. Kestiğimiz komisyon faturası kadar müteselsiz sorumluluk alalım diyoruz. Söylediğimiz bu. Çözüm evet, yani olarak. O da aslında biraz sınırlandırma gelmesi evet, gerekiyor yani, değil mi? Evet. Yani çok büyük yoksa firmalar. Yoksa evinizi, arabanızı, her şeyini satsanız ödeyemezsiniz. Sordum. Yani çok büyük firmalar, çok büyük işlemler yapılıyor. Neticede bunu hani karşılama... Milyon milyon cezalar geliyor. Değil mi? Zaman zaman yani gümrük müşavirini de aşacak tutarda. Onun doğru. Belki mal varlığını ve gelirini aşacak. Kanun değişikliği gerektiriyor. Olabilir. Yani bir kanun evet. Değişikliğinde bir bu madde değişmesi lazım. Bu uzun süredir böyle mi oluyordu? Ya maalesef. Çok maalesef. Uzun bir süredir devam eden bir durum. Peki biraz işin teknolojik altyapısına değinelim o zaman. Beyanname yazının programları ile ilgili bir iyileştirme talebiniz vardı. Onda nedir durum? Onda en son Aralık ayında bakanlığımızdaki görüşmelerde hem bakan yardımcımız, genel müdürlerimizle, bilgi teknoloji genel müdürle görüştük. Piyasada bizim %80 küçük ve orta ölçekli ofisler, yazıhaneler, 2 tane 3 tane firma ile arayüz programı yapan firmalarla çalışıyoruz. Bizim önerimiz, bakanlığımız beyanname arayüz programını yapsın. Zaten gümrüklerdeki veri giriş salonlarından girebiliyoruz. Ama ofislerden, yazıhanelerden de girelim. Beyanname başına bir ücret verelim bilgi teknolojilerine, Ticaret Bakanlığı'nın. Bu işi bakanlık uhdesinde halledersek daha iyi olur. Bir de bu şirketler zaman zaman hackleniyorlar yurt dışından. Dış ticaret firmalarının bilgileri de ve bizim bilgilerimiz de hackleyenlerin eline geçiyor. Bu hacklemeler büyük sıkıntı olur. Yarın öbür gün biz sisteme giremezsek Türkiye'nin ihracatı durur. O bakımdan Ticaret Bakanlığımızın süratli bir arayüz programıyla bu işi deruhte etmesinde büyük fayda var. Şu anda zannediyorum birkaç tane evet, büyük piyasa onların elinde. Şirketi var. Veya da büyük ofisler kendi IT uzmanlarıyla kendi şirketlerini kuruyor ama bunlar %10 falan civarında. Yani aslında tabii kaç tane firma var gümrük müşaviri olarak mesela? Sadece İstanbul Gümrük Müşavirliğine bağlı 1086 firma var. Dolayısıyla bunların sadece %10'u kendi IT evet, departmanı tabii, imkan çalışıyor. Meselesi maddi yönden. Tabii yani küçük ve orta ölçekli aslında firmalardan evet. Bahsediyoruz. Dolayısıyla doğru. Her firmanın da bir IT departmanı kurup orada değil mi? Kendi kolay değil. Tabii personelini çalıştırması kolay değil. Dışarıdan tedarik edilen unsurlar burada da bir problem olduğunu İşte zaman zaman yıl içerisinde bir arayüz koydum diyor. Ver şu kadar dolar diyor falan. Bunlar bizim maliyetlerimizi artıran unsurlar oluyor. Genelde de tabii teknolojik evet. Altyapılar dövize endeksli unsurlar doğru, neticede. Doğru. Orada da dediğiniz bir, gibi. Bir nevi tekel gibiler şu anda. Evet. Peki bunu da iletmiş olalım. Bir de işin özellikle liman girişi tarafında bir takım yine bürokratik engellerin, prosedürlerin çok uzun sürmesi meselesi var. Nedir son durum? Liman giriş kartları konusu var. 2015'ten beri yazıyoruz, çiziyoruz, kitap olur yazdıklarımız. Şöyle, liman bizim için gümrüklü sahadır. Yani sistemde kırmızı hatta çıktığı vakit muayene olacak demektir. Muayeneye gitmek için de limana girmemiz lazım. Cebimizde Ticaret Bakanlığı'nın verdiği gümrük müşaviri ve müşavir yardımcısı izin belgemiz var. Biz bununla limana giremiyoruz. Neden giremiyoruz? 2012 yılında İçişleri Bakanlığı'nın çıkardığı, limanlarla ilgili çıkardı ama terörden dolayı çıkarttığı bir yönetmelik var. Kanun değil bu. Biz diyoruz ki bu yönetmeliğe gümrük müşavir, müşavir yardımcısı istisna edilsin. Çünkü bizim meslektaşlarımız terörist değil. Bizim meslektaşlarımızın sicil dosyaları hem bakanlıkta hem de bölge müdürlüklerinde. Biz zaten yarı devlet memuru gibiyiz aslında. Buraya bir cümle ilave edilirse gümrük müşavir, müşavir yardımcısı istisna edilsin diye bu bizim işimizi görür. Bu olmuyorsa Ambarlı Gümrüğü'nde iş yapmak için Ambarlı'daki Vali Yardımcısı Mülki İdare Amiri'nden aldığımız liman giriş kartı Türkiye'nin her tarafında geçsin. Oysa ki Haydarpaşa'da bile geçmiyor şu anda. Ortak liman kartı olsun. Bu yani da, her bir limandan tek tek ayrı ayrı. Maalesef bugünkü uygulama öyle, öyle. Bu da olmuyorsa biz aynı avukat gibiyiz.
Vekaletle, vekil sıfatıyla Türkiye'nin her tarafında gümrükleme işlemi yapıyoruz dış ticaret erbabı adına. Avukatlar nasıl hüviyetleri çiplidir, adliye sarayına okutarak girerse o zaman bizim kartlar da çipli olsun. Hı-hı. Üç tane önerimiz var, birinden birisi olsun. Yani diyoruz. Her üç öneriden biri de olsa evet. Sizi işimizi görür, kolaylaştıracak. Çipli kartı tabii bizim Ticaret Bakanlığı vermesi lazım. Hı-hı. Diğer iki husus İçişleri Bakanlığı'nın hususu oluyor yetki olarak. Evet. Burada tabii biraz süreleri de uzatan bir durum değil mi? Yani ne kadar mesela o prosedürler sürüyor zamanlama açısından? Yani liman giriş kartı tabii bir yıl geçerli. Onun bir ücreti var. Artı bir de şöyle bir şey. Yani bizim meslektaşlarımız bir sürü imtihanlara girerek önce müşavir yapması sonra müşavir oluyorlar. Biz limana giremiyoruz. Hani tabiri caizse sokaktan geçen birisi eğer liman giriş kartını alıyorsa limana giriyor. Bu doğru değil bu. Tabii. Esas sizin işiniz orada neticede. Evet. Liman yani. Çünkü gümrüklü saha bizim için. Söylediğim evet. gibi. Peki bir de tabii şimdi bu vize sorunu sizin evet. de gündeminizde. Dolayısıyla ihracatçılar için zaten kolaylıklar sağlanıyor. Bir şekilde yeşil pasaport meselesi gündeme gelmişti. Belli meblağların üzerinde ihracat doğru. yapanları ama gümrük müşavirler için zannediyorum öyle bir şey yok. Nedir durum? Şimdi biz 1927 yılında kurulmuş bir derneğiz. Bugüne kadar hiç kimse bunu gündeme getirmemiş. Biz bunu gündeme getirdik. Karşı tarafın aklına bir şeyi sokmak lazım. İçişleri Bakanlığı'na bunu yazdık. Yani karşı taraf dedim, İçişleri Bakanlığı. Onlar bize cevap normal prosedürü şey yaptı. İşte yeşil şunlar alabilir falan diye. Biz onları biliyoruz zaten. Avukatlara nasıl verildiyse bize de verilsin. 15 yıl şartını da koyduk teklifimize. Şimdi burada dış ticaret erbabı, ihracatçı, sanayici yurt dışına giderken, fuarlara giderken elbette yanında bizi istiyor. Neden? Çünkü bir mal alacak, sipariş verecek. Bu bunun tarifesi ne, bunun vergisi ne Türkiye'de diye. O anda üstelik bazı yanında, kısıtlar oluyor. Yani getirememe tabii, durumu tabii, da oluşabiliyor. Tabii hepsi var. Hı-hı. Yani ithalat rejiminden. Dolayısıyla bizim dış ticaret erbabının yanında olmamız lazım. Ama bize problemi var. Bildiğiniz gibi AB ülkelerinde özellikle Türkiye'ye karşı Alman konsolosluğunda var. Bu konuda biz Ticaret Bakanlığı'na bağlıyız. Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne. Bakanımız Sayın Profesör Doktor Ömer Bolat ve Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak Bey. Onlarla ilişkilerimiz gayet iyi. Çok anlayışlılar bize karşı, meslektaşlarımıza karşı. Gümrükler Genel Müdürümüz Mustafa Gümüş Bey, İçişleri Bakanlığı'na bizim lehimize bir yazı yazdı. Bundan sonraki dönemde biz bunu takip edeceğiz. Yani Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'dan. Takip edeceğiz. Bu talebimizi yineleyeceğiz, isteyeceğiz. Biraz zorunlu hale gelmiş gibi görünüyor değil mi? Yani özellikle tabii ihracatçılar da zaten bu konudan muzdaripti. Ve tabii her ihracatçının da o meblağlarda zaten ihracat yani yapamadığı ve belki de meblağların düşürülmesi bile konuşuluyordu. Ama tabii sizin tarafınızda da benzer bir durum söz konusu dediğiniz gibi. Yani orada belki hani sırt sırta verilmesi bu gereken şunu da, bir durum. Şunu da ilave edeyim. Bizim meslektaşlarımızın yarısı gümrük teşkilatından emeklidir. Ben de teşkilattan emekliyim. Benim yeşil pasaportum var ama ben uğraşıyorum meslektaşlarım için. Yani atıyorum 2200 gümrük müşaviri varsa bunun yarısı teşkilattan emeklidir. Yarısının da yeşili var. Hani verilmesi söz konusu olduğunda zaten çok bir rakam değil. Yarısı teşkilattan emekli olduğu için yeşili olan arkadaşlar. O bakımdan bunu söyledim. Evet. Sizde de var mı şu anda özellikle bu personel eksikliği meselesi? Yani nitelikli eleman bulmakta ya şöyle, zorlanılıyor. Bizde müşteri temsilcisi diyoruz ona. Yani içeride beyanname yazan arkadaşlar. Biraz yetişen işte başka bir meslektaş onu transfer ediyor falan. Hepsi değil tabii. Adli vefası olanlar gitmiyor. Biz dernek olarak müşteri temsilcisi kursu açıyoruz. Arel Üniversitesi ile ve bir arayüz programcısı bir firmayla. Bir de bizim hocalarımız, denetmenlerimiz nezaretinde 50-60 saatlik hafta sonları, cumartesi, pazar
Bu geçtiğimiz cumartesi 3 Şubat'ta 5. kursumuzu açtık. Bu şekilde camiamıza faydalı olmaya gayret ediyoruz. Bu arada gümrük müşavirliği sistemi de odalaşamıyor. Neden? Şimdi bu şöyle söyleyeyim. Bizim meslek padişah fermanıyla başlamış. 1909'da. Sultan 5. Mehmet Reşat'ta. 115 yıllık bir meslek. Türkiye'de 100 yılı deviren meslek çok azdır. Biz 5 dernek, İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Mersin, bir önceki gümrük kanunu göre kurulmuşuz. Kanunun içinde kurulmuşuz. Burada yeni kanuna geçerken, şu anki kanuna geçerken geçici 6. madde diyor ki, mesleki örgüt olana kadar, yani oda gibi, birlik gibi olana kadar 1615 sayılı gümrük kanuna göre kurulmuş olan dernekler faaliyetine devam eder diyor. Ne zaman demiş bunu? Kanun 99'da kabul edilmiş, 2000'de yürürlüğe girmiş. 24 yıl olmuş. 24 yıl olmuş ve biz bunun mücadelesini veriyoruz. Burada bir STK başkanı rezerv koyuyor buna. Ama bu konunun ben Sayın Bakanımızla, Profesör Doktor Ömer Bolat ve ekibiyle bu konuyu aşacağımıza yürekten inanıyorum. Evet. Şimdi hak ediyor çünkü bu meslek. Evet. Yani bu meslek, biz her mesleğe saygılıyız. Geçmişte çok oda yapıldı. Yani berberler odası, kapıcılar odası, hamamcılar odası. Her mesleğe saygımız sonsuz bizim. Ama bizim mesleğimiz bugün dış ticaret, dış ticaret diyoruz. Biz olmasak dış ticareti kim yapacak? Tabii. Bir cuma öğleden sonra gümrüklere girmesek, ihracat ithalat durur. Yarım gün girmesek. Oranın koşulları önemli. Nasıl bu arada? Onu sormak istiyorum. Yani gümrük bölgelerinin fiziksel koşulları, özellikle yoğunluğu, zaman zaman hani bazı ya şöyle eskiye göre problemler oluşuyor. Fiziki koşullar eskiye göre düzeldi. İstanbul özelinde. Ambarlı gümrüğü var. Limanda Türkiye'nin en büyük gümrüğü. Uçakta İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü var. İGA'da. Tırda iki tane İstanbul'da büyük gümrüğümüz var. Bir tanesi Murat Bey'de, Çatalca'da, Murat Bey Gümrük Müdürlüğü olarak ismi geçiyor. Bunlar gayet modern binalar yapıldı. Bir Erenköy Gümrüğü'nün fiili ve fiziki durumu biraz eskidi orası. Ama orası da Erenköy'de taşınacak, yeni yere geçecek. Başka bir sıkıntı uzunca yok. Uzunca bir süredir zannediyorum öyle bir gündemde, durum vardı. Evet, gündemde, evet. O hala evet. Tamamlanmadı mı? Yer belli oldu. İşte anladım. Onun tabii yapımı falan bir 2-3 yıl sürebilir. Tabii sürer. Peki ruhsat almak kolay mı? Şöyle, yani yeni bir iş yeri açtınız. Birkaç gün sonra hemen belediye geliyor. İş yeri açma ruhsatınız var mı diyor. Bizim meslekte, bizde para hareketi yok. Yani berber dükkanı değiliz. Hı hı. Ofis olarak kullanılıyor. Yani akşam belli bir saatte herkes çıkıyor. Bununla ilgili talebimiz var. Yazdık. Sayın Bakanımız Profesör Doktor Ömer Bolat Bey sağ olsun. Bizzat kendisi imzaladı bakan olarak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yazılan yazıda bizim bu işten istisna edilmemizi istedi. Çevre Bakanlığı da bu hususu bakan imzalı bir yazıyı da nazar dikkate alacağını ümit ediyorum. Aslında tabii tüm bunları konuşmamızın sebebi de ihracatın kolaylaştırılması değil mi? Yani evet. Bu süreçler neticede öncelikle ihracat tarafında. İşin başlangıcı burası çünkü değil mi? Dolayısıyla da ihracatın kolaylaştırılması için aslında gümrük müşavirliğinin de belli işte kategorilerde desteklenmesi gerekiyor. Şu anda mesela sizin tarafınızda bu anlamda ihracat tarafında özellikle işte pazarlarda ya da sizin gözlemlediğiniz başka ne gibi sorunlar var? Çünkü bir pandemi döneminde özellikle çok konuşuyorduk. Bazı sınır kapılarında işte çok ciddi uzamalar olduğunu, özellikle karayolu tarafında bunları çok konuşuyorduk. Nedir mesela durum? Şimdi ihracat, bir kere ihracatta kağıt ortadan kalktı, onu söyleyeyim. Ofislerden giriyoruz. Hı hı. Yani, e-ihracat gibi mi? Gibi, yani sistemde yapılıyor. O bir avantaj tabii. Hani çağın gerektirdiği bazı kolaylıklar var.
Covid ortamında 3 yıl zor şartlarda çalıştık. Hele 2020 ilk zamanlar aşı yokken yitirdiğimiz çok meslektaşlarımız oldu. Allah rahmet eylesin. Bir kere daha onları anıyorum burada. Çünkü bir tarafta liman, bir tarafta tırcılarla muhatap oluyoruz biz. Bizim işimiz sahada çünkü. Hı hı. Sahadaki arkadaşlarımız. Tabii. Yağmurda, karda, kışta büyük mücadele veriyorlar. Kapılarda yoğunluk oldu, oluyor da. Yani bu biraz Bulgar tarafından da kaynaklanıyor. Neden? Zaman zaman onların kendilerine göre bazı şeyleri var. İşte bu bakan düzeyinde, bakan yardımcısı düzeyinde ikili görüşmelerle aşılıyor bunlar. Biraz Bulgar tarafından kaynaklanıyor. Kızıldeniz meselesi. Ama şunu söyleyeyim. Yani bizim ihracatın aslında %80'i gemiyle olur. Yani o kara nakliyesi olayı çok göze batıyor ama tabii. %20 falan civarındadır. Bir de şu da var. Yıllardan beri ihracat bizde çarşamba ve cuma günleri oluyor. Oysa ki pazartesi, salı, perşembe günleri gümrükler boştur, tenadır. Cuma günü çok aşırı yoğunluk oluyor. Cumartesiye sarkan oluyor cumadan. İşte o zaman tırlarda o birikimde ondan oluyor. Yani Kapıkule'de. Neden böyle bir İhracatçının çalışmasından oluyor bu. Yani aha, bizden kaynaklanmıyor. Bize böyle mi belirlenmiş? Bize evrak geldiği vakit biz bunun gereğini en hızlı şekilde yaparız. Hele uçaksa anında yetiştirmeye çalışırız. Evet. Bizim işimiz çünkü zamana karşı. Bunları böyle günlere yaymak çok mümkün değil herhalde. Vallahi ihracatçıdan kaynaklanıyor. Yani bizden kaynaklanmıyor. Tabii her gün orada... Bize evrak geldiği an en kısa sürede gümrüğe intikal ederiz. Evet. Bir de tabii şu anda gündemi çok meşgul eden en önemli sorun da Kızıldeniz meselesi. Şimdi dediniz ya ticaretin %80'i deniz yoluyla bizde diye. Dolayısıyla Kızıldeniz'le ilgili... İhracattan ziyade ithalatta orada bazı sıkıntılar olabilir. Onu da Ticaret Bakanlığımız gayet güzel organize ediyor. Yani bazı mevzuatları anında yürürlüğe sokmuyor. İşte 30 gün sonra yürürlüğe girer falan diyor. Yani o Kızıldeniz'deki korsanlardan dolayı. Anlatabiliyor evet, muyum? Evet, evet. İthalatta gecikmeler oluyor çünkü. Bize yansıyan pozitif bir gelişme var mı? Yani orada özellikle hani tabii Çin'den gelen işte gemilerin rotalarının değişmesi, yolun uzaması vesaire diyorlar ya. Yani Türkiye'ye bir dönüş, Türkiye'ye bir yansıması, tercihen muadili olan ürünlerde işte sizin böyle gözlemlediğiniz bir artış oldu mu hiç? Ya bir çok önemli bir artış yok. Yani onu söyleyeyim. Biraz herhalde daha geçici görünüyor. Yani şu anda bakanlığımız bu konuyu gayet güzel dirte ediyor. Yani. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bize bu şansı verdiniz. Bugün aynı zamanda Kandil. Evet. Milletimizin de Kandil'ini de buradan kutlamış olalım. Kesinlikle. Gümrük Camiası adına, ben de meslektaşlarım adına size ve kanalınıza çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Serdar Keskin'i ağırladık ilk bölümümüzde. Ama iki haftada bir programımızda içerik olarak tüm bu detayları tekrar tekrar konuşacağız diyelim ve bunu noktalayalım efendim. Programı noktalayalım. Hoşçakalın.